Jürimiz kararını verdi. Her zamanki gibi söz onlarda. Onlar açıklayacaklar koruma altına alacakları tabakları. Ve her zamanki gibi ikinci ve birinci olarak. Doğru mu? Doğrudur. Buyurun. Bu etap yarışmacılığı olarak hakikaten bizleri gururlandırıyorsunuz ve çok güzel işler çıkartıyorsunuz. Bugün tattığımız 6 tane kekten 2 tanesi bizi çok etkiledi. Ve birinciyi ve ikinciyi seçerken hiç zorlanmadık diyebilirim. Bugün bizden 2 numaralı koruma altına alınmayı hak eden tabak. Nilgün, senin tabağın. Tebrik ediyoruz. Tebrik, çok güzeldi. Evet, ıspanak çikolata, iyi bir kıvam, güzel bir iç lezzet. Bayağı dolu dolu bir kek olmuş, ellerine sağlık. Çok sağ ol. Son 3 gündür sanırım yani bir derecem olmamıştı. O yüzden çok üzgündüm. Bu benim için gerçekten bir başarı. Ama ilk defa ikinci oldum yarışmada. Ya hero ya meroydu benim için. Yani ya birinci oluyordum ya dereceye girmiyordum. O yüzden bu da bir başarı tabii ki. Jürinin yani bu şekilde beğenmesi çok gurur verici bir şey. Şimdi günün birinci pastasını koruma altına alacağız. Arda da ben de bayıldık ve birinci sırada koruma altına almaya karar verdik. O tabak. Özge, bravo. Özge, çok uzun zaman sonra böyle güzel bir anda tekrar evet, birlikte olmak gerçekten güzel. Çok mi? Çok güzel yapmış kaymak ama. Kaymak gibi ağızda eriyen, normal kekten başka dokuda olan, tarifini mutlaka hepimizin kaydedeceği çok güzeldi. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz. Seni tekrar burada görmek güzel. Nilgün, seni de tebrik ediyoruz. Dünün sonucundan sonra. Gerçekten güzel ve seni mutlu edecek. Ve tekrar yarışma şevkini evet, geri getirecek bir sonuç oldu herhalde. Güzel kızlarımızı tebrik ediyoruz. Hani... Ne diyeyim, bilmiyorum. Çok üzüldüm artık, değil mi? Koruma altına. Şu dakikalardan sonra beni görmezseniz şaşırmayın gibi en azından. Ama işin şakası gerçekten. Bir kez daha yapacak anladığım kadarıyla Özge. Ve biz bu iki pastayı, daha doğrusu iki keki koruma altına alıyoruz. Ardından da tadım aşamasına devam ediyoruz. Jürinin beni birinci seçmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü ortaya çıkan kekten memnundum. Ama jürinin bunu beğenmesi ve birinci seçmesi beni inanılmaz derecede onore etti. Çok mutluyum birinci olduğum için. Ve kekindeki kuruluk. Hani ne kadar iyiydi tartışılır ama... Damak tadıma en az uyanı. Çok hafif tıknaz geldi. İlhan Bey, sizi alalım lütfen. Burcu'nun. Tadıma sizinle başlayalım. Tabii ki. Buyurun. Tadıma ilk başlayan yarışmacı İlhan oluyor ve Şura'nın portakal ve limonlu kekini değerlendiriyor. Üzerine kullandığın sos müthiş keskin. Aynı zamanda kekin içindeki şekeri beraber yumuşatıyor. Hani bayağı bir azaltıyor. Kekinde de farklı bir doku var. Kek gibi hani böyle içi boş değil de daha böyle farklı bir kıvamda. İlhan abi haklı olabilir. Ben keskin bir sos yapmayı tercih ettim. Keskin olmasını istedim. O yüzden sosum keskindi. Doğru söyledi. Kekim pişmemiş. Yani pişmemiş derken birazcık hani ıslak kek modunda değil de. Yine hamuru sıkı. İçindeki ceviz dokusu falan çok güzel. Lezzeti çok güzel. Üzerindeki sanırım yaptığın krema da çok lezzetli. Ama kek ıslak değil de daha çok böyle hamurumsu bir lezzette. Kek pişmemiş değildi. Fırından çıktığında da ben onu görmüş ve ellemiş olduğum için gayet güzel pişmiş bir kekti. Zaten ince bir kekti. Pişmeme sorunu olamazdı. Ama bir kekti. Evde de düşünelim. Kekimizin üstüne birden bir bardak süt veya su veya portakal suyu devirsek elimizle. Islanmış kek olur. İşte böyle köfteye kullanmak üzere ıslattığımız ekmeğe benzer bir şekilde ıslanmış bir kekti.
yerken lezzetli gelmemesinin sebebi buydu. İnsanın yaptığı şey koruma altına alınca evet. Değil mi, tadım aşaması daha bir keyifli mi oluyor? Kesinlikle daha bir kolay oluyor. Ben yorumlarını da merak ediyorum. Jüri tarafından koruma altına alınan Nilgün de tadıma ilk olarak Şura'nın tarifiyle başlıyor. Bir ekşilik var, sen de söylemiştin. Ben şeker kullanmadan sadece limon suyu ve ekşi portakal suyuyla sos hazırladım. Ekşilik ondan geliyor olabilir. Ekşilik konusunda çok damak tadı. Kimileri biraz ekşi sever, kimileri tatlı sever ama çok aşırı ekşi diyemem. Bu İlhan abinin dediği gibi üzerindeki sosların güzel. Hamurun evet ıslak kek gibi olmamış, biraz hamurumsu. Bence benim kekim piştiğine inanıyorum. Çünkü çıkardığımda herhangi bir pişmemiş belirtisi bana vermedi. Ki ben tattım da kekimi. Bence benim kekim pişmişti ama sanırım onlara öyle gelmesinin sebebi benim sonradan üzerine döktüğüm sütü kekin tam emmemiş olması. Ama kekimin pişmemiş olduğunu düşünmüyorum. Kekini gördüğümde kıskanmıştım zaten o kabarıklığını. Bence çok lezzetli, eline sağlık. Teşekkür ederim. Gökhan, seninle devam edelim mi? Gökhan da günün en düşük performansını gösteren yarışmacıyı belirleyebilmek için yarışmacıların kek tariflerini tadıyor ve ilk olarak Şura'nın portakallı ve limonlu kekini değerlendiriyor. Şura kekinin lezzeti normalde güzel. Hafif bir kuruluk var sadece. Normalde yani tadı olarak yani güzel. Bana biraz kuru geldi sadece, o kadar. Gökhan bu konuda haklı olabilir. Kekim gerçekten kuruydu. Çünkü ben kek hamurumu değiştirdim. Kekimin hamuru kesilince. Aslında o sosun altında yumuşak bir kek olması gerekiyordu. Ben farklı bir tarifin kekini uyguladığım için onlara tadı doğal olarak kuru geldi. Daha kurabiyemsi bir kekti. Tadı çok güzel gerçekten. Krema, kıvam falan da çok güzel. Ama kekin alt tarafında böyle bir hafif bir tıkçı hamur kalmış. Söyleyemedim. Ben kırmak da istemiyorum da lezzet olarak çok güzel ama yani. Afiyet olsun. Keşke biraz daha tutsaydı ya. Gökhan son olarak İlhan'ın vişne soslu ıslak kekini tadıyor ve görüşlerini paylaşıyor. Islak kekin gerçekten başarılı. Teşekkür ederim. Vişne de bomba bir dokunuş olmuş. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Özge, gün birincisi. Bakalım arkadaşların kekleri için neler söyleyecek. Jüri tarafından gün birincisi seçilen Özge de diğer yarışmacıların üzeri soslu keklerini tadıyor ve ilk olarak Şura'nın tarifini yorumluyor. Tek başına sos olsa tabii ki, tek başına sosa bakmadığımız için hani birazcık ekşi mi derdim ama kekle bütünleşince bence birbirine toparlamış. Eline sağlık. Kusur bulmak için üstünden ayrı, kabuğundan ayrı, içinden ayrı yerseniz üstü tabii ki ekşiydi. Hepsini beraber değerlendirmek lazım. Genel itibariyle limonlu bir kek yapmıştı çünkü. Çiğlik diyemem, sadece üzerindeki soslardan üst kısmı bir parmak kadar sanıyorum nemlenmiş. Bence aşırı bir çiğlik yok. Gökhan'cığım, kekini ben tek başına kekini beğendim. Hani kıvamı, lezzeti gayet yerinde. Sadece çok fazla mı boğulmuş? Yani zaten kekler herkesin çok güzel kıvam olarak bence ama sanki böyle hani fındık, fıstık, çikolata çok güzel ama birazcık içini sanki geri plana atmış gibi geldi. Ama bunun kekini. Sunumu bu şekilde yapılıyor. Ben birebir uyguladım. Yok, sunum şekliyle ilgilenmiyorum ben zaten, lezzetinden bahsediyorum. Hı-hı. Birazcık fazla böyle fındık fıstığa boğulmuş gibi geldi ama lezzetli. Özge, kekin güzel olmuş
ama fındığı fıstığı bol olmuş. Yani ne demek yani? Kekin güzel olmuş, fındığı fıstığı bol olmuş. Mühim olan zaten keki yani güzel yapmak. Fındık fıstık tamamen bir görsellik yani, bir şölendir yani. Eğer sen benim kekime hani söyleyecek bir laf bulamıyorsan fındığı fıstığı zaten karıştırmamalı gerekiyor yani orada. Hem içinde hem dışında o kadar zengin fındık fıstık kullanılmıştı ki içinde sürekli dişe tıkır tıkır gelen ve neredeyse hamur kadar miktarı çok olan fındık fıstıkla yenince kek yine de kendini sevdirebilecek bir lezzetteydi. Tugay da günün zayıf tarifini belirlemek için rakiplerinin tariflerini tadıyor ve ilk olarak da Şura'nın portakallı ve limonlu kekini yorumluyor. Kekim çok çıtırdan bir hafif kuru gibi. Ama çıtırdan öyle suratını düşürmek. Yukun eline sağlık. Kekin kıvamı mükemmel. Afiyet olsun. Tugay son olarak da İlhan'ın ıslak kekini tadarak görüşlerini paylaşıyor. Abi eline sağlık. Afiyet olsun abi. Çok güzel olmuş. Vallahi. Alabilirsin. Çok güzel olmuş. Almışım. İlhan abinin keki de çok rahat bir kafede satılabilecek bir kek kıvamındaydı. Görünüş olarak da lezzet olarak da biraz daha sosu çekse çok rahat kafelerde satılabilir. Şura'da tüm yarışmacıların üzeri soslu kek tariflerini bir bir tadarak yorumluyor. Şimdi de Tugay'ın kekiyle ilgili görüşlerini paylaşıyor. Kekim bence çiğ değil. Tek problemi şu, bana göre o. Islak kek kıvamında bir şey yapmak istedim. Ve bana göre ıslak kek gibi yapılacak keklerin birazcık daha süngersi bir yapıya sahip olması lazım. Sanırım sen normal bir kek çalışması yaptığın için süt dolmasını hamurlaştırdı. Ama kekin çiğ değil. Hamur çiğliği değil. Tugay'ın keki için yapılan pişmemiş tarzı yorumlar çok doğru yorumlar değil. Aslında keki gayet güzel pişmişti. Fakat hem kekin dokusundan dolayı hem ıslatma modelinden dolayı bence orada bir hata yapmıştı Tugay. Yoksa kekinin pişkinliğinde bir sorun yok. Şura tadıma devam ediyor ve son olarak da İlhan'ın ıslak kekini yorumluyor. Gayet güzel olmuş. Seninkinin de bence tek problemi sosu tamamen içine çekememiş. Yani o parça öyle oldu maalesef, evet. Çok büyük bir talihsizlik yaşadım o konuda. Hani, bölünen kek öyleydi. Hani ıslak kek her tarafına çekmiş olması gerekir. Bir yerini böler misin rica etsem? Hani merakımdan. O da mı öyle değil? Abi hep söyle ya. Ha kötü. Hani orta kısımları kuru kaldı. O zaman talihsiz değilim. Evet. Yoksa güzel bir kek olacakmış. Teşekkür ederim. Olabilseymiş güzel olacakmış. Teşekkürler. Şura'nın İlhan için yaptığı yoruma katılıyorum. Kekin içine koyduğunuz sıvıyı tamamen ve eşit olarak çekmesi beklenir. İlhan'ın bıçakla kestiği yerlerden, dilimlediği yerlerden çok güzel çekmiş. Ama orta kısımlar biraz fazla kuru kalmış. Eleme adayının seçilebilmesi için iki yarışmacı da teknik etapta birbiriyle yarışacak. Fırında domatesli pilav yapacaksınız. Ben merak ediyorum kimler kimlerin ismini yazmış. Şimdi de öğreneceğiz ve aday seçmek için de düello kimlerin kalacağını da belirlemiş olacağız böylece. İlhan Bey siz de başlayalım lütfen, buyurun. Burcu Hanım, ben Şura'yı yazdım. İlk yer yemez. Sosunun keskinliği ve kekindeki kuruluk. Yani böyle boğaza takılan bir kuruluk vardı. Ondan ötürü onu tercih ettim. Bilgin. Ben genel olarak kekleri beğendim. Ben de Şura'yı yazdım. İlhan abinin de söylediği gibi o sosun ilk ağza verdiği o tat ve kekin dokusu bana da kötü geldi. Gökhan. Ben genel anlamda kekleri beğendim. Şura'nın uygulaması hani ne kadar iyiydi tartışılır ama lezzeti güzeldi. Hani ekşiliği de benim hoşuma gitti yani açıkçası. O şekerli dokuyu ekşi kırmıştı. Ondan dolayı Şura'nın adını yazmadım. O belli. Bunu anladık. Tugay'ın adını yazdım. Özge?
Ben açıkçası kekleri genel olarak beğendim hepsini. Ama içlerinden bir tanesini seçmem gerektiği için en az beğendiğim, damak tadıma en az uyanı Gökhan'ınki olduğu için Gökhan'ın adını yazdım. Adımın yazılacağını ben hissettim ve Özge'nin yazacağını hissettim. Çünkü dünden dolayı bir gard aldı bana karşı diye düşünüyorum. Ama daha önümüzde günler var. Bence yanlış kayaya rastladı diyebilirim. Tugay? Üzülerek şu arkadaşımız yazdım. Kekin biraz çok hafif tıknaz geldi. Ama sosu güzeldi. Seni yazdım. Gerisi. kekim gerçekten bugün eksileri olan bir kekti. Arkadaşlarım da beni yazmakta sanırım haklılardı. Çok da üzerine yorum yapılabilecek bir konu değil. Tugay yazdıysa doğrudur. Şura? Ben Tugay'ın adını yazdım. Kendi tabağını tadamadığım için Tugay'ın tabağını yazdım. Öyleyse Şura ve Tugay düelloya kalıyorlar. Evet. Doğru mu? Doğru. Bugünkü kötü iki tabak Tugay ve Şura'nınki seçildi. Aslında olabilecek bir ikili. Tugay'la Şura olabilirdi. Tugay'la hani içi kırık almış diye İlhan'ı yazabilirlerdi. Bunların hepsi olabilecek tabaklardı. Gökhan'ı da yazabilirlerdi. Hafif elastik kıvamda olsun diye. Netice itibariyle bu dört kişiden son ikiye kalanı ben adil ve adaletli buldum. Fırında domatesli pilav yapacaksınız. Ya benim en çok korktuğum şey bu yarışmada. Ya benim yerime burada başka biri de olabilir de tabii. Günün adayı da ikinizden biri olacak. Ben jürinizle baş başa bırakıyorum sizi. Çünkü yorumlar olacak keklerinize dair onların. Ardından da teknik bölüme geçeceğiz. Buyurun. Evet sevgili arkadaşlar. Az çok ikiniz de niye burada olduğunuzu tahmin ediyorsunuz ama biz bir üstünden geçelim. Tugay senin kekin çiğ değildi. Diğer arkadaşların arasında en bizim yorumumuza yakın yorumu Şura yaptı yine. Kekini ıslatmak için pişirdiğin kalıptan çıkartıp daha geniş bir kapta ıslatırsan belli bölgeleri daha çok belli bölgeleri daha az çeker ve şu anda elde ettiğin gibi bir doku elde etmiş olursun. Senin kekin için benim yapacağım yegane yorum budur. Ben ve Şura'nın kekleri diğerlerinden çok farklı bir kek değildi aslında bakılırsa. Keklerimiz, hep bütün kekler güzel olduğu için çok ufak ayrıntılara takılıp seçilmiş olduğumuzu düşünüyorum. Şura'nın pastasıyla ilgili ise daha tatlı lezzetler sevenler ve ekşiciler dünyada ikiye ayrılıyorlar gerçekten. Ben ekşiciler tarafında olduğum için bayıldım sosuna. Ama ekşi bulanları da anlıyorum. Netice itibariyle bugünün son ikisine de arkadaşlarınızın oylarıyla sizler kaldınız. Kolay gelsin. Hazırsanız düelloya geçelim. Teşekkür ediyoruz diğer arkadaşlara. Sağ olun. Hak etmişim demek ki beni yazdıklarına göre. Hani bir şey diyemiyorum bu konu hakkında. Üçüncü günüm, haftanın üçüncü günü ve üçüncü günü yine düelloya çıkacağım ve ben çok üzgünüm. Mutsuzum bu konuda bayağı.